bir taraftan. Bir de uydu fırlatacağız. Şimdi ne ilk uyduyu... Yörünge transfer aracından bahsediyoruz. Yörünge transfer aracı. Evet. Yörünge transfer aracı inşa ediyoruz. O uzayda bir yörüngeden diğer yörüngeye taşımak için. Ama asıl küresel konumlama sistemini oluşturacak alçak yörünge uydu takımı. Fırlatıyoruz. Bu yıl ilk uydumuz fırlayacak. Ne zaman belki? Var mı yakın zamanda? Aslında atış ertelendi. Biz hazırdık. İki uydumuzu inşa ettik. 100 kadar uydu olacak yalnız bu uydu takımı. Ve yeni nesil bir küresel konumlama sistemi olacak. Bu da bir anlamda bizim göklerdeki bağımsızlığımız ve hatta artık küresel konumlama sistemleri biliyorsunuz saatlerin içine kadar gidiyorlar. Araçların içinden telefonlara her şeyde var. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. Onu inşa etmeyi hedefliyoruz. Tümüyle insansız hava araçlarından elde ettiğimiz gelirlerle bunlar yapılıyor. Bu sene içinde ilk uydu fırlayacak da ertelendi. Aslında uydu hazır. Fırlatma ertelendi. İlerideki hedeflerimiz arasında fırlatma araçları yapmak da var. Yani burada genç kardeşlerimizin yaptığı roketlerin biraz daha irisini düşünün. Yani buradaki roketiniz kaç kilo sizin? 11 kilo. İşte 50 tonluk bir roketten bahsediyoruz ama az önce de ifade ettim. Bütün bu işler aslında insan kaynağıyla oluyor. Nitelikli, donanımlı, ülkesine aşık bir anlamda. Nesillerle ancak olabiliyor. Teknofest'in misyonu da bu nesilleri yetiştirmek. Atmosferdeki en üst seviye kızıl elma. Kesin olacak. Uzay işte orada ne olacak? Elbette bu arada bunun sonu yok. Evet. Dünya lideri oluncaya da